Önümüzdeki hafta bir basın toplantımız olacak. Ne güzel. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne oldu? Çok güzel oldu. Burada var mı? Değil mi? İyi aldı. Tamam, tamam, tamam. Daha büyüyecekler. Belki bir küçük Kuyucak, Lavanta kokulu köyün bir minik örneği olacak burada. Her şeyi birlikte öğreneceğiz. Baçem'le birlikte kursa gittik. Orada pek çok şeyi öğrendik. Burada uygulayarak devam edeceğiz. Bunda aktif olarak koşturan ne güzel Banu gibi, Gülçin gibi, ne güzel ne güzel ablam gibi Edremitliler ön ayak oluyorlar. Evet, Edremitimiz artık yavaş 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 değişimin göstergesi olarak çok daha değişik yerlerde anılmaya başlandı. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte bu tür etkinlikler, bu tür eylemler Edremitimizin çok daha değişik yerlerinde doğayı koruma adına çok daha etkin bir şekilde geçecek. Evet, belki bir kısmınız kulaktan duymuşsunuzdur ama Edremit'te düne kadar boş duran ve imara açılmaya çalışılan yaklaşık 1000 dönüm civarında bir araziyi önümüzdeki günlerde aktif olarak hayata geçirip oldukça mesafe aldık kaymakamlıkla birlikte. Aktif olarak hayata geçirip tarım ihtisas organize sanayi olarak hayata geçireceğiz. Bu Edremit'in geleceği adına çok önemli. Edremit'in artık sadece bir inşaat beton kenti değil, Edremit'in yeşiliyle, çiçekleriyle, rengarenk çiçekleriyle anılan Zeytin'in başkenti olduğunu vurgulayacak önemli bir olay. Hadi. Evet, kesinlikle. Evet. Bugün burada Lavantalı Günler Şifa Doğada isimli etkinliğimiz var. Öncelikle lavantaları hasat edeceğiz. Hasat ettiğimiz lavantanın bir bölümünü distile edeceğiz. Yani damıtacağız. Hidrosol elde edeceğiz. Hidrosolün içinde uçucu yağ, bitkinin yağı da olacak. Lavanta her derde deva, sağlıklı bir bitki biliyorsunuz. Hem güzellik için, hem sağlık için, hem de uyutan bir şey, sağlıklı uyku veren bir bitki. Sonra biz burayı biraz yeryüzü pazarları gibi de düşündük. Yani doğayı, şifayı doğada arayan herkes ve doğal ürünleri olan, kendinin ürettiği ürünler olan herkes burada gelip stand açabilir. Bundan herhangi bir ücret almıyoruz. Önemli olan bitkilerin güzelliğini ve doğallığını birlikte paylaşabilmek, birlikte anlatabilmek. Eğer ki bugün çok büyük katılım var, katılımcı herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu katılım böyle devam ederse biz bunu sürdürülebilir bir proje olarak devam ettiriyoruz. Arkadaş başkaları var. Ayrıca lavanta ve diğer bitkisel doğal yağlarla krem ve merhem yapacağız. Bunlar ağrılara da iyi geliyor merhemler. Kremin güzellik ve güneş koruyucu özelliği var. Almayı sağlayan ya. En basit küçük ölçekli bir sistem. En basit diyorum ama geçen biraz önce şeyleri kokladım. Isır hidrosol yapılmış. Gayet de güzel kokuyordu. En son lavanta koyacaksak lavantanın yağı burada birikmeye başlıyor. Su da buraya giriyor. Bu suyun içerisinde bir miktar uçucu yağ var. O sistem ideal bir sistemdir diyebilirim. Bu kadar yeter mi hocam?
Grup deneyi. Hocam tepsi de aldık, gördün mü? Gördüm, çok güzel olmuş. Sınarsa hocamızı şey yapmasın, katkı vermesin. Gülçin Hanım tanıtım yaptı. Lavanta en belirgin hafıza güçlendirici bitkilerden birisi. Şu bir senedir verdiğim kursları yarım bırakıp İzmir'e ailemin yanına gitmek zorunda kaldım. Ortama yayılması çok önemli. Bunu birebir annemde, babamda, evimizde uyguladık. Bu arada ben... Kim yapıyor arkamda? Bir saniye, bir lavantalara da basmayalım. Diyebileceğimiz bir merhem yapacağız. Atıyorum düştük, çocuklarımız düştü. Yaralandık, vurduk yerimizi ve moralde. Bunun sonucunda hemen uygulayabileceğimiz çok basit ama etkili bir şey yapacağız. Antifungal etkisi, yani bakteri oluşumunu engelleyecek lavanta yok. Özellikle buradan, gamidadan. Birebir. Yaklaşık 600 gram kadar yağ koydum.